Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsetmek istiyorum. Abonelerimden, takipçilerimden bir tane arkadaşımız, bayan arkadaşımız bunun linkini bana atmıştı. Yapamamış herhalde. Siz yapar mısınız, kanalınızda paylaşır mısınız diye ricada bulundular. Ben de izleyerek, evet, bakın. Şu şekilde küçük bir yeleğe uyguladım. Bu bebek yeleği. Evet. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi inşallah Allah izin verirse bu yeleğimizi birlikte örelim. Ben ilk parçasını ördüm, bitirdim. Bakın modelimiz şuradan başlıyor. Üç imleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İki tane ilme attım. Bir tane daha atıyorum. Evet. Bir, iki, üç tane ilmem oldu. Bu iç ilmeği şu şekilde yapayım da elime dolanmasın. Evet, bir, iki ve üç. Bakın üç ilmeği ördüm. Dönüyorum. Şuradan bakın ilmemin altından bir tane daha ilme çıkartıyorum. Şu şekilde. Ve bırakmıyorum ilmemi. Bir tane daha örüyorum. Bakın. Şu anda ilmem 4 tane oldu. 2, 4. Tekrar birazcık yaklaştırmak istiyorum. Evet. Tekrar aynı şekilde. Bakın şu alttan girerek ilmenin bir tane daha ilme çıkartıyorum ve ördüğüm ilmeği bırakmıyorum. Tekrar onu tekrar bir tane daha örüyorum. Aynı şekilde bakın şuradan kenardaki ördüğüm ilmeği çıkartmıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. Evet. Bakın tekrar şu alttan giriyorum şu şekilde. İçinden ilme çıkartıyorum. Ve tekrar örüyorum. Her dönüşte bakın sağ taraftan hep şişimin sağ tarafından sondan arttırma yapmıyorum bakın. Yine aynı şekilde bakın. Şuradan ilmemin şu alt kısmından giriyorum ve arkadan çıkartıyorum. İlmeği çıkartmadan tekrar bir tane daha örüyorum. Bu küçük bir bebek yeleği, bir yaşındaki 1,5 yaşa kadar giyinebilecek bir bebek yeleği. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Evet. Çıkartmıyorum, tekrar örüyorum. Elinize bir tane mezura alın. Ve bakın şu 3 ilmeyle
başlanılan hem sağdan hem soldan sürekli sağ taraftan arttırıyor. 2, 4, 6, bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra örmüşüm bakın. 19 sıra her defa da arttırmışım ben. Bir kez daha göstermek istiyorum. Son kez ve 19 sıra oluncaya kadar, şuraya kadar ben anlatacağım. Örüp bakın, ördüm. Bakın nasıl örüyorum. Şu şekilde değil. Şuradan diğer ilmeden altından bir ilme daha çıkartıyorum bakın. İlmemi çıkartmadım. Üstünde duruyor. Tekrar normal bir tane daha örüyorum. Artmamız bu kadar. Ta ki 19 diş haroşa oluncaya kadar. 19 sıra. Yani bir bebek yeleği için. Siz kendinize büyük yeleği öreceğiniz zaman daha büyük öreceksiniz. Evet arkadaşlar, 3 ilme ile başladım. Bakın şu anda görüyorsunuz ilmelerimi. Şu anda 30-40 tane ilmem oldu burada. Şuraya bir tane işaret koyuyorum bakın. Sağ tarafa bir işaret koyuyorum. Ve artık burada bu taraftan sürekli keseceğim. Bakın burada koydum. Evet arkadaşlar. Bu baştan bir tane ilme kesip işaretimi koymuştum şuraya. Şimdi diğer başa kadar ördüm, geldim bakın. Burada ise yapacağımız işlem, buradaki kesme işimizi hiç bitirmeyeceğiz. Arttırma işimizi. Bu alttan girerek, bakın alttan giriyorum, başına atıp bir tane daha ilme çıkartıyorum. Tekrar ilmeği örüyorum. Bir ilmem iki oluyor bakın. Evet. Burada işaret koydum ki karıştırmayayım. Nereden keseceğim, nereden arttıracağım diye. Mutlaka siz de bir tane işaret koyun. İşaret gerekiyor çünkü. Hep işlemimiz sağ taraftan yapılıyor. Bakın. Burada arttırdım, ördüm, geldim ve tekrar geri dönüyorum bakın. Döndüğüm zaman ikisini bir ediyorum bakın. Bir edip kesiyorum. Bu sırayı örüp gideceğim. Başa geldiğimde tekrar bakayım. Evet arkadaşlar, bakın bu baştan, işaret koyduğum baştan kestim, örüp geldim. Ve tekrar dönüyorum bakın. İşlemimiz tamamen sağ taraftan yapılıyor. Alttan giriyorum ve bir tane ilme çıkartıyorum. O ilmeği tekrar örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben örgüme devam ediyorum. Bayağı bir belirgin hale geldi. Bakın burası şu şekilde göstereyim. Evet. Şu kestiğim kısım
koltuk kısmı bakın, yan beden. Şu ise ya ön orta olacak ya arka orta olacak. Bakın şu şekilde yeleğimiz böyle. Şu şekilde şuraya kadar, bakın şu model kısmına kadar öreceğim ben inşallah, Allah izin verirse. Buradan sonrasını inşallah diğer bir videomda paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın gördüğünüz gibi şu kestiğimiz şu kısım, bakın şu kısım etek kısmı. Şu bedenin 1/4. Şu kısım 1/4. Bakın. Çok değişik bir örülüş şekli var. İnşallah şuraya da diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi siz bana atarsanız ben de elimden geldiğim kadar çalışıp size faydalı olmaya gayret edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. İkinci parçamı öreceğim. Bu şal olan bir yelek. İsmini öyle tarif ediyorlar. Dediğim gibi bir takipçim linkini atmıştı. Gösterir misiniz diye ricada bulununca göstermek istedim. Şimdi şu koltuğa geldim. Koltuk kısmındaki şu modeli kuracağım şimdi. Şurası bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. sırada 23 sıra ördüm. 24. sırada modelimi kuruyorum. Bakın omuz kısmını koyuyorum. 2, 3, burada kesmeyi bıraktım artık. 3, 4, 5. 5 tane haroşum oldu. Bak 2, 4, 5. Burada bir tane ilmenin içinden 3 tane ilme çıkartacağım. Evet. Ve 3 tanesini keseceğim. Tekrar birinin içinden 3 çıkartıyorum. Bu model benim kanalımda vardı. Bakmak isterseniz eğer, 1, 2, 3 tane çıkarttım. Şimdi 3'ünü bir kesiyorum. 3 kesiyorum. 3 tane arttırıyorum bir ilmede. Evet. 3 kesiyorum. 1, 2, 3 arttırdım. 3 kestim. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Bakın. 3 kesiyorum. 1, 2, 3. Üç tane arttırıyorum. Nohut isimli, ismi Nohut bu modelin. İsterseniz başka bir model de uygularsınız. Buna şart değil. Yani illa bir modele takılmayın. Beğendiğiniz bir modeli de uygulayabilirsiniz. Evet, 2, 4, 5. Şuraya 3 tane arttıracağım. Şu 5
İlmelerim sabit gidecek. Kenar ilmelerim 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu yüzden ise aynı şekilde artık artma veya eksiltme yapmıyorum, kesme yapmıyorum. Düz olarak sabit örüyorum. 2, 4, 5. 39 tane benim ilmem var. Bu sırayı tamamen haroşa olarak örüyorum. Ters olarak örüyorum bu sırayı. Arkadaşlar hızlı ördüğümden şikayet ediyorlar. İnanın en yavaş şekliyle örmeye çalışıyorum. Evet, bakın elimden geldiğim kadar ağır ve yavaş örmeye çalışıyorum. Ama insan alışmış. Yavaş ördüğüm zaman da sıkılıyorum. Evet. Tekrar dönüyorum. Modelimiz 3 sıradan kuruluyor zaten. 3 sıra değil, pardon. Evet. Kesiyorum, örüyorum. Evet, 3 sıra. 2, 3, 4, 5. Bakın bu 5 sıra ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği bakın topluyorum. Burada kestiğim o 1 ilmem vardı. O 1 ilmeği arttırıyorum. 3'ünü kesiyorum. 1 ilmeden arttırıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. Dediğim gibi modelimiz basit bir model. 1, 2, 3. 3 kez 3 arttır. 3 kez 3 arttır. Modelimiz sadece bu. Çok basit bir model. Bakın bu yüzden düz olarak önden kesiyorum. Topladığımı bakın. Önden. Yok. Evet. 2, 4, 5. Evet. Şu 5 ilmem düz gidecek. Arkadan tamamen haroşa olarak örüp geleceğim. Evet. Arkadan haroşa olarak, ters olarak örüp geldim. Şu anda iç yüzdeyim. Bakın. O örmüş olduğum 3 ilmeği topluyorum. Bakın. Üçünü bir edip kesiyorum. O bir tane o kestiğim şu bir ilmeği bir ilmenin içinden 3 tane ilme çıkartıyorum. O ördüğüm 3 ilmeği tekrar kesiyorum. Sürekli modelimiz kayıyor. 3 olanlar toplanıp kesiliyor. O bir olan 3 tane ilme çıkartıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Bu arttırdığımız 3 ilmeği kesiyoruz. Bir ilmenin içinden
3 tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Üç, evet. Arka yüzden öbür taraftan tamamen haroşa olarak ilmelerimi örüyorum. Bu yüze geldiğimde modelimiz bakın bu yüzden kuruluyor. Üçünü bir topluyorum. Ve bir olan ilmenin içinden de üç tane çıkartıyorum. Kenar ilmelerimi düz olarak örüyorum. Bakın modelimiz oluştu. Şimdi ben bunu kaç sıra yapacağım bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. Atma veya eksiltme hiçbir işlem yok burada. Bakın. Şu ilk taban kurduğum sıra bunu dahil edersek içine bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 sıra şu kurulan sırayla 32 sıra bakın model uygulayacağım. Şu kenarı sayıyorum. 32 sıra model. Şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 21 evet. 21 tane de not sırası yapacağız. Burayı bitirince inşallah bundan sonrasını tekrar size göstermek istiyorum. Evet, bundan sonrasını ve dikim aşamasını diğer videomda göstermek istiyorum. Dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için çok öremiyorum, çok şey yapamıyorum. Şimdilik diğer bölüm videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olduğunuz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. İyi günler diliyorum.